Merhaba Gayrimenkul Okulu izleyicileri. Aylık gayrimenkul yayınlarımızdan biliyorsunuz gayrimenkul profesyonellerine yönelik olarak lüks konut piyasasını Sayın Ulvi Özcan'la birlikte her ay konuşuyoruz. Geçen ayın yayını izlemediyseniz ona da göz atmanızı tavsiye ederim. Bu yayında hem onun görüşlerini alacağız hem de lüks konut piyasasında pazarlamaya ilişkin bazı teknikleri bizimle kendisi paylaşacak. Bu video ecoexpertiz.com sponsorluğunda hazırlanmıştır. ecoexpertiz.com'la rahatlıkla online ekspertiz raporu alabilirsiniz. Kendi gayrimenkulünüzü satmak istediğinizde ya da bir gayrimenkul satın almak istediğinizde bu gayrimenkulün değerini öğrenebileceğiniz bir platform. Örnek raporu inceleyebilir ya da o gayrimenkul için en uygun değerleme raporunu seçebilir ve hızlı bir şekilde ödemesini yaparak sistemden satın alabilirsiniz. Merhaba Ulvi Bey. Merhaba Celal Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İyi yayınlar olsun. Şimdi lüks konut piyasasına ilişkin hafta içerisinde sizinle haberleştik. Bana çok güzel aslında sunum dosyaları gönderdiniz. Buradan da ben şunu düşünmeye başladım. Demek ki sunum kısmı lüks konutta oldukça önemli. Bir defa alıcılar da seçici, satıcılar da seçici olduğu için. Bir lüks konut geldiği zaman nasıl çalışmaya başlıyorsunuz? Aslında bu işle ilgili sunum işin bir parçası. Aslında süreç çok önemli. Bu süreç işin alındığı zaman doğru fiyatlandırma, tek yetki alma gibi temel prensipleri önemsemeyi gerektiriyor. Biz kendimiz bir işi alırken önce bir basit ekspertiz yapıyoruz. Yerin emsalleriyle, kendi nitelikleriyle olayı değerlendirip iki fiyat veriyoruz müşterimize. Diyoruz ki sizin yeriniz 10 milyon liraya hızlı satılabilir, 11,5-12 milyon liraya da pazarlanabilir diyoruz. Fiyat cazip gelmiyorsa müşteriye, İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin de içinde olduğu 5 tane bizim çalıştığımız firma var. Onların isimlerini veriyoruz. Bunlardan istediğinizi veya istediklerinizi arayabilirsiniz ve oradan bir rapor getirin. O rapor sizin için kabul görürse bizim için kabuldür deyip bir yönlendirme yapıyoruz. Bu yönlendirmenin sonucunda eğer ki mutabık kalırsak fiyatta biz bir iş planı, bir niyet mektubuyla bir iş planı teklif ediyoruz. Yani bize işi verdiği takdirde sürecin hangi zamanında hangi işleri yapacağımızı belirtiyoruz. Sunum için demin de arz ettiğim gibi sürekli çalıştığımız bir mimari ekip var. Onları çağırıyoruz. Binanın fiziki durumuna göre bir röleve çıkarttırıyoruz. Ama bu röleve herkesin anlayabileceği gibi. Yani bir evi satın almaya gelen elinde nasıl mezurayla gelip de dolabın sığar mı, yatak başım sığar mı, televizyonu buraya koyabilir miyim diye baktığı zaman ölçüleri görmek istiyor. O mantıkla. Yani mimari projenin detayları olmayan bir şekilde ve bunun sonucunda net metrekare, brüt metrekare çıkıyor. Bu bir villa ise kat planları şeklinde. Sonucunda da işte brüt metrekaresi şu, net metrekaresi budur diye bir rakam veriyoruz ki biz diyoruz bu rakam mişli bir rakam değil, bir mimari çalışmanın sonucudur diyoruz. Bu planın dışında aynı sunum dosyasında bir vaziyet planı. Örneğin bir bahçeli evse havuz nerededir, ölçüsü nedir, işte garaj nerededir, kameryası varsa ölçüsü nedir, bunlar oluyor. Bir de uzak ve yakın ulaşım planı, yani burası nereye yakındır? Örneğin Kuzguncuk'ta bir yer pazarlıyorsak İskele'ye mesafesi nedir, İcadiye Caddesi'ne mesafesi nedir, denize mesafesi nedir, camiye, kiliseye mesafesi nedir? Bu yakın plan dediğimiz, uzak plan dediğimizde daha büyük ölçekte düşünün. İşte Boğaz Köprüsü neresidir, Altunizade neresidir? İşte havacık neresidir gibi planları içeren bir bütünlük çıkıyor. Ulvi Bey, aslında şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu tarzda hizmet alanların belki aklında bulunmasında fayda olabilir. Normal bir gayrimenkul değerlemesi yaptırdıkları zaman lüks gayrimenkuller için de bu geçerli ama tabii çok eski tarihli projelisi olanlar için bunu söylemek zor ama yeni tarihli yapılmış olan gayrimenkuller için bizler belediyede ve tapuda inceleme yaptığımız zaman proje dosyalarına ulaşabiliyoruz. Bu proje dosyaları içerisindeki vaziyet planları, kat planları emlakçıların bu anlamda da işini görebilir. Ama şimdi örneklerle aslında sizin hazırladığınız çalışmaları görüyoruz. Bunlar tabii ki bambaşka. Yani görselleştirme açısından çok daha rahat anlaşılır. Ama bu masraflara hiç girmeyeyim diyen emlakçılar olursa eğer, onlar mesela ekspertiz öncesinde eksperlere eğer söylerlerse yüksek çözünürlükte planları emlakçılara iletebilirler. Çok iyi bir hazırlanmış dosya zaman da kazandırır diyebilir miyiz? Dosya zaman kazandırır. Emlakçının alacağı hizmet bedelini kolaylaştırır. Kişisel saygıyı arttırır.
arttırır. Yani birden çok pozitif değeri olan bir şey. Yani bir konuda bir şey hizmet üretiyoruz ama binlerce konuda tüketiyoruz. Fayda noktasından bakarsak, kendimizi tüketicinin, yatırımcının yerine koyarsak o bizden bir hizmet alıyor ve bu hizmetin sonucunda bir hizmet bedeli ödüyor. Bu hizmeti ne kadar kaliteli, ne kadar kapsamlı yaparsak hem işimize saygının daha yüksek olduğunu göreceğiz hem de daha iyi bir hizmet bedeli kazanacağız diye düşünüyorum. Özetini izlemiş olduğunuz lüks konut piyasasına ilişkin videonun tamamını izlemek istiyorsanız gayrimenkul profesyoneli katıl seçeneğiyle videonun tamamına erişebilirsiniz. Ayrıca bu video dışında 4 video ile birlikte gayrimenkul profesyonelleri için 5 video, konut yatırımcıları için de 2 video olacak şekilde her ay gayrimenkul profesyonelleri 7 videoya ve bir de canlı yayına erişebiliyorlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.